Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bursa Spor'umuz Ümraniye deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle evine dönüyordu. Maç hakkında görüşlerimi ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Fakat ilk başta hafta içinde yaşanan olaylardan gene bahsetmek istiyorum. Öncelikle geçen hafta ben de Bursa Spor Kongre üyesi olmak için başvurmuştum. Bununla ilgili de bir video hazırlıyorum sizlere. Eğer hazırlarsam onu da gene paylaşacağım. Kongre üyelik sürecinde Bursa Spor sitesinden gene bir yayınlama olduğunu gördük ki 43 kişi benim gibi Bursa Spor Kongre üyesi olmak için başvurmuş. Gene bu ayın sonunda da bu üyelikler incelenip üyeliklere onay verilirse ayın sonunda bizler de kartımızı alıp Mayıs ayındaki Kongreye gene oy kullanamasak da katılıyor olacağız. Biz de bu heyecanı yaşıyor olacağız. Gene listede isimlerini görebileceğiniz benimle birlikte üyeliğe giren Hasan ve Erdi arkadaşımı da tebrik ediyorum. Ve geçiyorum hafta içinde Mustafa Er'in basın açıklamalarına. Bir önceki maçımız Altay maçında Taha ve İsmail çok çalış. gördüğünüz üzere sakatlanmıştı. Fakat Taha'nın çok önemli bir şey olmadığını ve önümüzdeki maçta oynayabileceğini söylemişti Mustafa Hoca. Nitekim de bugün öyle oldu. Fakat İsmail çok çalışa bu maçta oynayamayacağını fakat bir sonraki maçta durumuna bakacaklarını söylemişlerdi. fakat Basın toplantısından bir gün sonra da İsmail çok Çokçalış'ın 6 ay sağlardan uzak kaldığı söylenmişti ki bağları kopmuş. E, tabii farklı düşünebiliriz niye daha önceden e, bu tespit edilemedi, daha sonradan böyle bir şey çıktı diye. Ama ben e, bir art niyet olduğunu sanmıyorum. E, dolayısıyla İsmail çok çalışa buradan geçmiş olsun diliyorum. İnşallah yaşının da genç olmasıyla e, bu sakatlığı daha kısa sürede atlatacaktır. Vefa temelli tam iyileşmiş e, takımla birlikte e, antrenmanlara başlamışken, bir yandan da İsmail çok çalışın bu sakatlığı bizleri iyi deniyi üzdü. İsmail çok çalıştı inşallah bir an önce iyileşip tekrar aramıza geri döner. Hafta içinde gene e, mevcut yönetimden olan eski yönetici istifa etmiş bir yönetici e, bir kulağına duyumlar geldiğinden haberdar etti bizleri de ki e, şöyle diyordu e, işte Burak Kapaca e, Fener'e Emirhan'la e, Batuhan'ı Trabzona. İsmail çok çalışır. Galatasaray'a mevcut yönetimin sattığına dair bazı duyumlar aldığını öğrenmiştik ki ben bu duyumların gerçek olduğuna inanmıyorum açıkçası. Ayrıca bu tip söylemler sosyal medyada çok konuşulunca bu sefer başkanın da suskunluğuyla birlikte o da ekleniyor tabii ki. Daha sonrasında sosyal medyada gündeme neden oluyor ve insanlar devamlı düşüncelerini belirtiyorlar. Yani ufacık bir kar tanesi kar topuna büyük bir çığa dönüşebiliyor sosyal medyada bunu görebiliyoruz. Nitekim ben oyuncuların satışına karşı değilim. Yani değerini bulan oyuncular satılabilir. Tabii ki de yerine yenilerini almak kaydıyla. Fakat bunu Yeşil Masa programında da gene bahsetmiştim. Gene o programa da ait linki yukarıdan paylaşırım. Oradan da izleyebilirsiniz. Sadece futbolcuların değerini bulması yetmez. Bunun yanında bir sonraki satıştan da gene bizim en az %20 pay hakkı talep etmemiz gerekmekte. Dolayısıyla doğru bir strateji İşlendikten sonra neden futbolcularımız satılmasın? Tabii ki çok sevdiğimiz futbolcular ama zaten satılacak olan futbolcularımız da en iyi futbolcularımız olacak. Böyle düşünmemiz lazım. Bir taraftan da Erkan Başkan'ın ben yani gider ayak oyuncuları satmayacağını düşünüyorum. E, sosyal medyada bence bizler birazcık bu olayı büyüttük. E, niye böyle düşünüyorum? Aynı zamanda Erkan Başkan'ın yaptığı basın açıklamasıyla da birlikte e, görevi e, layığıyla bırakacağını düşünüyorum. Yani arkasından laf ettirmeyecek, söz ettirmeyecek şekilde bırakacağını düşünüyorum. O yüzden e, bence e, bu futbolcuların satışı olacaksa da yeni yönetime nasip olacaktır. E, şimdilik böyle bir şey bence yok olmayacak. Oyuncularımızla ilgili de böyle transfer haberlerinin çıkması gayet normal. E, ay maçında da gelen scoutları gördünüz. Avrupa'dan scoutlar geliyor e, futbolcularımızı izlemeye. Dolayısıyla bunlar geçmiş dönemde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bu dönemde de olacak. Yani biz bunları biliyoruz. Artık Avrupa'dakiler de uyandı. İkinci ligde gelip futbolcu izliyorlar ki daha ucuza mal edip Avrupa'da onları parlatıp kar etmeyi istiyorlar. İstanbul kulüpleri aracı olmaktan çıktı. Direkt Anadolu kulüpleri de Avrupa'ya futbolcu çok rahat gönderebiliyorlar. Bakalım bundan sonraki süreçte yeni gelen scoutlarla ilişkiler nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Geçiyorum bir sonraki konuya. E, hafta içinde gene sosyal medyadan bir yöneticimizin e, açıklamasıyla birlikte istifa ettiğini gördük. Açıklamalarında da e, bir kesitinde gene e, hocamız Mustafa Er'e e, futbolcuların bu e, yaptığı bildiriyle ilgili görüşü sorulmuş. Ve Mustafa Er de e, futbolculardan yana tavır kullanınca e, yöneticimiz biraz daha böyle istifaya eder şekilde yol almış gibi durdu. Evet futbolcuların bu şekilde açıklama yapması tabii ki doğru değil. Ama Mustafa Hoca'yı da bu şekilde harcamak da doğru değil. Yani biz kendi kendimizi bitirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. O yüzden bir an önce ben artık bu sezonun bitmesini ve yeni sezonu, yeni başkanın, yeni futbolcuların gelmesini bekliyorum. Bakalım bundan sonra neler olacak hep birlikte bekleyip göreceğiz. Ümraniye Spor'la Spor kendi arasında oynadığı maçlara baktığımızda bu senenin ilk yarısında oynadığımız maçta Tims Arena'da 3-1'lik kötü bir oyunla mağlup olmuştuk. Onu hatırlıyoruz ki Emirhan'ın da burada frikikten güzel bir golü vardı. Geçen sene de gene burada 2-1 yenmiştik ki Diyarı kırmızı kart görüp daha sonrasından da 1-0'dan 2-1 maçı almıştık Yalçın Hoca'yla. daha sonra da rövanşta da deplasmanda 1-1 berabere kalmıştık. Bu maçlarında da gene özet görüntülerini ve linklerini yukarıdan paylaşıyorum. İsterseniz oradan da hatırlayıp izleyebilirsiniz. Maça geçecek olursak İsmail çok çalışın yerine sağ bekte Ozan İsmail Koç'un oynadığını gördük ki Berat'la Özer de gene kendine ilk 11'de yer bulmuşlardı. Maç bugün saat 4'te oynandı ve bu şekilde aydınlık bir havadaydı. Top oynamaya da gayet müsaitti. Güneşli bir havada oynandı mücadele. Maçta maçta öyle karşılıklı ataklarla başladı. Ve Ümraniye daha çok topa sahip olan taraftı diyebiliriz ilk dakikalarda. Ümraniye Bursa önde basarak sahasından çıkartmamaya çalışıyordu ki 27. dakikada Burak Kapacak'la Özer ceza sahasına paslaşarak güzel bir pozisyon yarattılar. Daha sonrasında da Burak Kapacak arka direğe doğru şut ve orta karışımı bir sert vuruşla arka direğe doğru topu gönderdi. Fakat Batuhan biraz geride kalınca pozisyonu devam ettirmekte zorlandık açıkçası. 30. dakikada Ümraniye etkili geldi ve defansımızın arkasına atılan topta Kevin Mayi Ataberk'te çaprazdan karşı karşıya kaldı. Fakat Ataberk çekilen şutu ile kurtardı. 35. dakikada tabi şanssızlığımız devam ediyordu ve e, performansını merakla beklediğimiz bu haftaki Cüneyt Göz sakatlanarak yerine Aykut Akgün'e bırakıyordu ki. E, maç içinde de gördük Cüneyt biraz denedi kendisini fakat e, zannediyorum gene nükset sakattı ve çıkmak zorunda kaldı. 38. dakikada Ümraniyespor'un Spor'un e, kornerden golü geldi. E, kornerden gelen topa da e, daha sonrasında atabek hatalı bir yükseliş yaptı. Pozisyonun devamında da gene Kevin May'i e, vuruşunda e, top çizgiyi geçerken, hani top çizginin etrafındayken diyeyim gene, e, defans oyuncumuz Onur Atasayar topu uzaklaştırdı. Fakat o arada e, Ümraniye'ler ellerini kaldırınca e, hakem de gol çizgisini geçtiğini gördü e, topun ve golü verdi. pozisyonda tekrarını izlediğimizde ben şunu gördüm açıkçası, Onur Atasayar topu vurduktan sonra, Top çizgiyi geçti mi geçmedi tabi çizgi kamerası olmadığı için bir şey söyleyemiyoruz net olarak ama ben topun geçtiğini düşünüyorum çünkü topu vurduktan sonra aya kalenin içine doğruydu dolayısıyla büyük ihtimalle top çizgiyi geçmişti. 40. dakikada Burak kapacak rakibiyle girmiş olduğu pozisyonda rakibine çarptırıp top kornere çıkmıştı fakat burada hakem yanlış bir karar verdi ve korner olan pozisyonu out kararı vererek. Bir pozisyonumuzu ezmiş oldu Fakat bu pozisyondan 2 dakika sonra da gene golümüz geldi. Berat altın dişle. E, kaleciye doğru geri atılan pası e, Berat e, doğru takip etti. Ve kalecinin de biraz pozisyon hataları vardı zeminden dolayı. Dolayısıyla e, kaleciden kaptığı topu bu sefer kaleciyi yere de yatırdıktan sonra boş kaleye yolladı. Ve skor 1-1'e geldi. Daha sonra da Berat'ın Mustafa Hoca'ya doğru koştuğunu gördük. E, ben Berat'ın gol attığına çok sevindim açıkçası ki. Batuhan da e, bu... Geçen hafta gol atmıştı. O, kısırlıktan kurtuluyoruz biraz. E, bu gol geldikten sonra öyle düşündüm. E, Berat da bu şekilde ikinci golünü atmış oldu. İnşallah bundan sonra da kalan maçlarda gene e, golleri atmaya devam edecekler. İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edilmişti ve Burak Kapacak'ta bir pozisyon daha bulduk. Sol çaprazdan çektiği şutta defansa çarpmıştı top. Halbuki ortaya doğru Berat'a çıkarsa daha net bir vuruş yapabilirdi. Ki buradan dönen topta da gene Ümraniye Spor e, ilk yarın son saniyelerinde ceza yayının üzerinden bir şut çekti. Ve e, şutu da gene Ataberk e, uçarak kurtardı. İlk kere genel şöyle bir baktığımızda e, zemin biraz ağırdı. Hatta timsi arenadan daha ağırdı diyebilirim. E, futbolcular e, topu kontrol etmekte, pozisyona girmekte oldukça zorlandılar. Hatta hiç rahat değillerdi diyebilirim. İkinci yarıya Batuhan'ın yerine Çağatay değişikliğiyle başlamıştık ki 47. dakikada Üm Ümraniye Spor... E, ceza yayının oradan ilk yarının son dakikasında yakaladığı pozisyonun benzeri bir şekilde bir pozisyon daha yakalayarak yüreğimizi ağzımıza getirdi ki e, ikinci yarının başında skor 2-1 olabilirdi. E, neyse ki top az farklı out'a çıktı. 54. dakikada Burak Altıparman e, havalandırarak atmış olduğu uzun topta Özer e, göğsüne alıp indirdiği topta tam vuruş yapacakken e, kendini yerde buldu. Dolayısıyla biz bir kırmızı kart penaltı gelir mi acaba diye bekledik ama hani hakem hiç oralı bile değildi. E ee, pozisyonu tekrarını izlediğimde ben hani 10 e, hakemin 5'i buna penaltı verir, 5'i vermez dediğim bir pozisyonda. Hatta çoğu vermez gene çünkü özerin düşüşü biraz daha böyle hafifti. Ee, dolayısıyla ikili mücadele çok daha yatkın bir e, pozisyondu. Dolayısıyla penaltı verilmedi. Yani verilebilir miydi? Çok da mümkün değildi aslında. 57. dakikada Kartal Kayra Ümraniyespor Futbolcu'nun vuruşunu Ataber kornere çaldı. 55 ile 65. dakikalar arasında top bir o kalede bir bu kaledeydi. Yani gol atan kazanır bir maça dönmüştü aslında. Orta sahalar çok hızlı geçiliyordu ki 66. dakikada Ümraniyespor'un golü geldi. Sol çaprazdan çok sert vurdu Ümraniyespor futbolcu ve kalecimiz Ataberk de bu topa müdahale edemedi. 71. dakikada Bursaspor'un Onur Atasay'la bir hata vardı. Sol çaprazdan Onur'un sert şutu yukarıdan az farklı avuta gitti. 75. dakikada Ozan İsmail Koç'un yerine de Eren Güler'in girdiğini gördük ki Eren Güler'in de ben gene bugün iyi mücadele ettiğini gördüm. 80. dakikada da Ataberk sağ çaprazdan gelen şutu zorlanmadan kurtardı. 84. dakikada Emirhan'ın sol ayakla çektiği falsol çok güzel bir şut vardı ki kale direğinin hemen yanından yalayarak dışarıya çıkmıştı. Yani televizyondan izlerken hepimiz dedik ki, ya bu şut nasıl gol olmaz adeta ama gol olmadı işte. 88. dakikada da Özer yerini Ramazan Keskin'e bıraktı. 89'da da gene soldan gelen ortada Burak kapacak, topa dokunamayınca top kalecide kaldı. 90. dakikada da gene uzatma tabelası 4 dakika kaldırılmıştı ki Mustafa Hoca zannediyorum buna itiraz etti ve bu sezon 5. sarı kartını görmüş oldu. Maçta başka pozisyon olmadı ve Ümrani Spor maçı 2-1 kazanarak bu haftayı üzerimize çıkıp 41'e 40 puanla Bursa Spor'da 10. sıraya iterek kendisi üzerimizde yer aldı. Maçın kırılma anı nedir diye baktığımızda ikinci golden önce Özer'in yine düşürüldüğü bir pozisyon vardı. Orası maçın kırılma anı olabilir. Yani penaltı verilebilirdi diye düşünüyorum. Kalan 5 maçta playoff'la olan puan farkımız 11'e yükseldi. Dolayısıyla bundan sonra bu 11 puanlık farkı kapatmak hayalcilik olur. Mustafa Hoca da bundan sonra biraz daha böyle rahat, bugünkü gibi rahat top oynatır takıma. Ve e, alternatif böyle e, diğer oyuncularımız da gene takımın dengesini bozmadan e, ilk 11'de yer verir ya da yedeklerden daha sonra oyuna sokarak. Bugün Eren de yaptığı gibi. Ben bugün Berat'ın da gene e, ilk 11'de başlayıp gol atmasına çok sevindim. İnşallah bundan sonraki maçlarda da gene e, gol atar ve önümüzdeki sezona gene e, Berat'ı e, kadroda görürüz. 15 Nisan Perşembe günü Bandırma Sporu sahamızda ağırladıktan sonra Pazar tesliminde Samsun deplasmanına gidecek takımımız. Bu maçlarda da gene takımımıza ve Mustafa Hoca'ya güveniyoruz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Beni sosyal medya hesaplarımdan da gene takip edebilirsiniz. Ayrıca videoya like atıp bildirimleri de açarak bundan sonra yayınlayacağım videolardan haberdar olabilirsiniz. Haftaya bandırma ve Samsun maçlarıyla birlikte tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler.